Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle paraf yayınları interaktif soru bankası çarpanlar ve katlar bölüm testi ile dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Evet, birinci sorumuzda bir bal üreticisi bir sezonda 144 kilogram çile çiçek balı 116 kilogram kestane balı üretmiştir. Üretici her kavanozda aynı cins ve eşit miktarda bal olacak şekilde bu balları kavanozlara koyacağına göre bir kavanozda en fazla kaç kilogram bal olur diye soruyor. Şimdi işte buradaki evet, ürünlerin kilogramları et evet, kendi arasında karıştırılmadan ve aynı cins olacak şekilde paylaştırılacağına göre 144'ü ve 116'yı bölen evet, bir sayı arıyoruz. En fazla dediği için de EBOB'larını bulmamız gerekir. Şöyle 144 ile 116'nın en büyük ortak bölenini bulmak için gençler evet, bölen listesine faydalanacağım. 116'yı 2'ye böldüm. 58 144'ü 2'ye böldüm. 72 her ikisini böldü işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm. 29 36 her ikisini böldü işaretledik. Gerçekten bakın 29 ile 36 aralarında asal sayılardır. Aslında bölme işlemini burada bitirebiliriz. İstersek başka ortak bölen çıkmayacağına bölme işlemini devam ettirerek gösterelim. Şöyle 2'ye böldüm 29 bölünmedi. 18 2'ye böldüm 29 bölünmedi. 9 3'e böldüm 3 29 bölünmedi. 3'e böldüm 1 29 bölünmedi. 29 sadece 29'a bölünür ve 1 kalır. Gördüğünüz gibi başka bir ortak böleni çıkmaz. O halde 2 çarpı 2'den 4 kilogram olur en fazla diyoruz. Ve 4 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet ikinci soruyla devam edelim. Evet gençler ikinci soruya geldiğimiz zaman bir laboratuvardaki bir sıvı her bir kapta 150 mililitre sıvı olacak şekilde kaplara konulmuştur. Bu sıvıların tamamı her birinde 120 mililitre olacak şekilde başka kaplara konulabilmektedir. Buna göre bu sıvının miktarı en az kaç mililitredir? Gerçi gördüğünüz gibi sıvı gençler hem 150'ye hem de 120'ye bölünüyor. O halde 150 ile 120'nin katı olması gerekir diyorum. En az dediği için de en küçük ortak katı olması gerekir. Şöyle 2'den başlayarak bölelim. 75 kaldı 60 kaldı. 2'ye böldük 75 bölünmedi 30. 2'ye böldüm 15. 75 bölünmez. 3'e böldük 25. 15'i 3'e bölersek 5 kalır. 5'e böldüm 1. 5. Ve 5'e böldük 1 olur. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. E, gerçi 2 üzeri 3 8 demekti. 8 çarpı 3 çarpı 5'in karesi 25'tir. E, 8 ile 25'in çarpımı 200 yapar. 200 3'ü çarparsak da 650 litre olur. Sorumuzun yanıtı ve bursa seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Şöyle üçüncü soruya geçelim. Ayşe bir kitabı her gün 18 sayfa okuyarak, İnci ise her gün 20 sayfa okuyarak bitirmiştir. Buna göre kitabın sayfa sayısı en az kaçtır diyor. Gençler hem 18 hem de 20'ye bölündüğüne göre ve en az istediği için 18'e 20'nin katı olması gerekir. Evet en az dediği için de 18 ile 20'nin ekokunu bulmamız gerekir. Şöyle gençler ekoku bulmak için 2'den başlayarak bölersek 9 kaldı 10 kaldı. 2'ye böldük 9 bölünmedi 5. Şimdi 3'e bölüyorum 3. 5 bölünmedi. 3'e böldüm 1 5. Ve 5'e böldük 1 oldu. Buradan 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yapar. E, gençler 2'nin karesi 4'tü. 9 çarpı 5'ten 4 kere 5 20. 20 ile 9 çarparsak da 180 sayfa olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir. Evet devam ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Aşağıda iki gruba ayrılmış tenis topları gösterilmiştir. Bu toplar her pakette aynı gruptan ve eşit sayıda top olacak şekilde paketlere konulacaktır. Buna göre paket sayısı en az kaç olabilir diyor. Şimdi gençler en az olması için paketlere koyacağımız en fazla top sayısını elde edeceğiz. Baktığım zaman gençler birinci grupta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Yani 20 tane top var. 2. grupta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 6'dan 30 tane top var. O halde 20 ile 30'u evet, en büyük şekilde gençler ortak bölenini bulalım. Yani EBOB'larını bulacağım gençler. 2'ye böldüm 10. 15. İkisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 5. 15 bölünmedi. 3'e böldüm 5. 5 bölünmedi. Ve 5'e böldük. 1 kaldı. Burada ikisini böldü işaretledik. 2 çarpı 5'ten bir pakette gençler 10 tane top olması gerekiyor. O halde biz 20'yi 10'a bölersek 2 paket gerekir. E aynı şekilde 30'u 10'a bölüyorum. 3 paket gerekir. E toplam paket sayısı gördüğünüz gibi en az 5 paket olur diyoruz. Ve bunu da A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim ve 5. sorumuza geçelim. Eş bir sayı doğrusunun iki tarafına yata ve dikey olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Sıfır noktasında aynı hizada olan bu kartlar tekrar aynı hizaya geldiğinde en az kaç kart kullanılmış olur diye soruyor. Gençler dikkat edersek kısa kenarı 16 birim, uzun kenarda gençler 30 birim. O halde tekrar aynı hizaya gelmesi için 16 ile 30'un ekokunda aynı hizaya gelirler. Gençler burada en küçük orta katı bulmak için 2'den başlayarak bölelim. 16 2'ye böldüm 8 32'yi 2'ye böldüm 15 tekrar 2'ye böldüm 4 15 bölünmedi. 2'ye böldüm 2 15 bölünmez. 2'ye böldüm 1 15 bölünmedi. 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1. Buradan 1 2 3 4 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 üzeri 4 16 gençler. 16 ile 15 çarparsak da 240. Demek ki 240 sayısında tekrar bir araya gelecekler. Gençler buradan o halde biz 240'ı 30'a bölersek 8 tane kart gençler aşağıda kullanılır. 240'ı 16'ya bölersem 15 kartta şu dikeyde gençler kısa kenarda kullanılır. E topladığım zaman 8, 15 daha 23 kart kullanılır en az diyoruz. Ve 23 yanıtını evet denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birden fazla asal çarpanı vardır diyor. Yani 16 sadece 2'nin 4. kuvvettir. Yani iki asalı var. Bunun bir tane asalı var. 81 gençler 3'ün dördüncü kuvvetidir. E sadece 3 asalı var. E 121 gençler 11'in karesidir. Yani 11'e sahip gençler. 100 gençler bakın. Evet. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Yani asalları gençler 2 ve 5'tir. Evet birden fazla olduğu için Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. 7. sorumuza geçelim. Asal çarpanları 3 ve 5 olan bir doğal sayının en az kaç çarpanı vardır diyor gençler. Bakın buradaki asal çarpanları çarpacak olursam gençler 15 olur. O halde sayımız 15'tir. Ve 15'in bakın 1, 15, 3 ve 5 gördüğünüz gibi toplamda 4 tane çarpanı olur diyoruz. E yani doğal sayı çarpanı ve Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. C'yi gösterelim. Ve 8. sorumuza geçelim. 300'ün 300 asal çarpanların çarpma şeklinde yazılış hangisidir diyor. Gençler i̇şte burada 300 sayısını bölen listesinden faydalanarak asal çarpanlar ayıralım. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldük 25. 5'e böldüm 5. Ve 5'e böldük 1 oldu. Buradan 2 tane 2 var gençler. 1 tane 3 var. Bir de 5'in karesi var. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesinden evet gördüğünüz gibi denizli seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet 9. soruya geçelim. Aşağıda uzunlukları asal çarpanlar çarpmış şeklinde verilen iki şerit evet eşit uzunlukta parçalar ayrılacaktır. Bu parçalardan birinin santimetre cinsinden uzunluğu en fazla kaç santimetre olur diyor. Gerçi aslında bu iki sayının en fazla dediği için EBOB değerini bulmam gerekiyor. EBOB'da gençler evet ortak tabanı olan asal kuvveti ortak asal olan gençler sayıların kuvveti küçük olanı alacağız. Bakın ikiler var gençler. 2 üzeri 2'ye aldım. 3 var. 3'ün karesi var. Kuvveti küçük olan 3'ü e aldık. 2'nin karesi çarpı 3'ten EBOB'ları 12'dir. Demek ki en fazla 12'er santimetre uzunluğunda parçalara ayrılır diyoruz. Ve C şıkkı doğru yanıttır diyelim. Evet devam edelim. 10. sorumuza baktığımız zaman bir doğal sayının en, e, en büyük çarpanı dışındaki çarpanları yukarıdaki gibi olduğuna göre bu sayının asal çarpanlarının çarpma şekli yazılışı hangisidir diyor. Şimdi gerçi en küçük çarpanı 1 en büyük çarpanı da kendisiydi. O halde şöyle düşünelim. Bakın burada küçükten büyüğe yazıldığı için 1 ile en sondaki sayınızın çarpma 3 ile 15'in çarpımı 5 ile 9'un çarpımı bakın gençler burada gördüğünüz gibi aslında sayımız 45'tir. O halde bizim sayımızı 45 olarak alırsam 45'i e asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 ve 5'e böldük 1'dir. Buradan 45 sayısı 3'ün karesi çarpı 5 olur ve denizli seçeneği de sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Evet, 11. sorumuzda bir doğal sayı ile bu doğal sayının 6 fazlası aralarında asaldır. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş gençler. Burada soruyu düzeltelim. Olabilir diyelim. Soru kökünü düzeltiyorum gençler. Olabilir diye soruyoruz. Şimdi 21'in gençler 6 fazlası 27'dir. Bakın 21 ile 27 aralarında asal değildir. Evet gençler bu olamaz. 33'ün altı fazlası 39'dur. İkisi aralarında asal değildir. 45'in altı fazlası 51'dir. Her ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 55'in altı fazlası 61'dir. Evet, ikisi aralarında asaldır. Ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet gençler 12. soruya geçelim. Aşağıda alanı verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları aralarında asal sayılardır. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi Gerçi kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 48'i veriyorsa o halde biz 48'in çarpanları bulalım. Şöyle 1 ile 48 2 ile 24 3 ile 16 4 kere 12 6 kere 8 48'i verir. Aralarında asal olmayanları eleye, asal olanları eleyelim. Bakın 6 ile 8 aralarında asal değildir. 4 ile 12 aralarında asal değil. 3 ile 16 aralarında asal. 2 ile 24 aralarında asal değil. 1 ile 48 de aralarında asaldır. Çevrenin en az olması için gençler 3 ile 16'yı seçiyorum. Bir kenara 3 diğerine 16 dersem. Evet, 2 çarpı 3 artı 16'dan. Evet 3 16'a 19. 2 ile çarparsak Evet 38 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği olur diyoruz. Evet 13. soruya geçelim. Evet 13. soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A seçeneğinde aralarında asal sayılar ebu 1'dir gençler. Bu bilgi doğrudur. Ardışık iki sayma sayısı aralarında asaldır. Gençler mesela 20 ile 21. Mesela 35 ile 36. Evet bunlar aralarında asaldır. Bu bilgi doğrudur. Aralarında asal iki sayının çarpımı bu sayıların ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir. Gençler bu bilgi doğrudur. Aralarında asal iki sayıdan en az biri asal sayıdır diyor. Gençler aralarında asal olması için bakın 20 ile 21 evet ikisi asal değil gençler ama aralarında asaldır. O halde bu bilgi yanlıştır. Buradan dolayı denizi seçeneği doğru yanıttır. Aralarında asal olması için sayıların asal olma şartı yoktur diyoruz. Evet devam edelim. Evet 14. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekerlerden bir kısmını Ece kalanları ise kardeşi almıştır. Ece ve kardeşinin aldığı şekerlerin sayıları aralarında asal sayı ile olduğuna göre Ece'nin aldığı şeker sayısı kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi gençler toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 tane şekerimiz var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane şeker var. O halde toplamları 12 olacak şekilde. Şimdi sayılarımızı gençler bakın şöyle Ece diyeceğim. Kardeşi diyeceğim. Şimdi 1'e 11 diyebiliriz gençler. Bakın 1 ile 11 aralarında asaldır. 2 ile 10 diyemem gençler. Her ikisi de 2'ye bölünürler. 3'e 9 diyebiliriz, diyemeyiz. Bakın 3 ile 9 her ikisi de 3'e bölünüyor. 4'e 8 dersem çift sayılardır. Aralarında asal değildir. 5'e 7 diyebilirim gençler. Evet devam ediyorum. 6'ya 6 diyemeyiz çift sayılardır. Evet gençler 7'ye 5 diyebiliriz. Bakın Ece'nin gençler. Evet, önemli olan Ece için. Vereceğimiz değerdir. Bunlar aralarında asaldır. 8'e 4 diyemeyiz gençler çift sayılardır. 9'a 3 diyemem. Evet 10'a 2 diyemeyiz gençler. Bir de 11'e bakın 1 deriz gençler. Evet, gördüğünüz gibi Ece'nin evet 1 tane alabilir. 5 tane alabilir. 7 tane alabilir. Bir de gençler 11 tane alabilir. O halde Ece'nin alacağı şeker sayısı 1, 2, 3, 4 farklı değer alır diyoruz. Evet gençler Ece 1'i 5'i 7 ve 11 tane şeker alabilir. Ve Ceyhan seçeneği doğru yanıttır. Evet gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın gençler. Sağlıcakla kalın.